Ne yapmışız bu 20 ayda? 20 ayda Akçakale Gümrük Kapısı'na, ben lisede Urfa'da öğrenciydim, 76 yılında bakan geldi. Bir üç tane arkadaşımla beraber 5 afiş açtık. Akçakale Gümrük Kapısı açılmalıdır. 76, 86, 96 ve 40 yılın sonunda Akçakale Kapısı'nı açtık. Şimdi geldiğimizde Akçakale Sınav Kapısı kapanmıştı. 7 yılda da kapalıydı. Ve Kenin ve Akçakale'nin mali portresini ve imkanlarını da sizin gözlerinizin önüne sererim ki bugünle mukayese edebilirsiniz. Şimdi iki tane kampımız vardı. Birisi Haran yol çatında, birisi burada. 100.000 kişi vardı bu kampta. 100.000 kişiye yemek veriyorum. 100.000 kişiye pantolon, 100.000 kişiye gömlek, 100.000 kişiye soba, 100.000 kişiye klima, 100.000 kişiye vantilatör. Yani bu para demek arkadaşlar. Ve bu kamplarda 2.000 tane çalışan Akçakale'nin çocuğu var. Yani bu şartlarda biz hizmet ediyorduk. Ve bu imkanlar Akçakale'ye yapıyordu. Faruk Çelik gibi bir bakan buradaydı. Urfa'ya 14.000, 15.000 tane iş kur getirmişti. 1.000 tanesinin Akçakale'ye. Ve bütün dünyanın yardım teşkilatları buradaydı. Yani Birleşmiş Milletler'den, FAO'dan, UNICEF'ten ve bütün Arap devletlerinin, Suudi, Katar, Bahreyn, Dubai, bütünün hepsinin yardım kuruluşları buradaydı. Burayı desteklemeye devam ediyorlar. Bugün geldiğimiz noktada, bizim teslim aldığımız noktada işte borç tablosu önümüzde, hacizler önümüzde, imkanlar ve imkansızlıklar da önümüzde. Bütün bunlara, bütün bu tablo karşısında oturup ağlamalıydık. Ama ağlamadık. Hiç sızlanmadık. Ve biraz önce Akçakale filmini seyrettiğiniz, filmin yapan arkadaşım defalarca bu kafamızdaki düşünceleri kamuoyuyla paylaşın, bunları anlatın. Dedim ki ben bunları anlatmayacağım. Neden? Dedim ki bunları gerçekleştireceğiz. Ondan sonra kamuoyunun önüne çıkın, bu filmi yapın ve arkadaşlarımızla bunları paylaşacağız. Geldiğimiz günden itibaren içme suyu. Geçen ayın 14'ünde ihale ettik, Bucak inşaat aldı. 500 trilyon değerinde Urfa'nın, Akçakale'nin bütün köyleri, Haran'ın bütün köyleri ve Akçakale ve Haran'ın da tamamı bu Urfa'dan gelecek içme suyundan istifade edecek. İçme suyu büyük bir felaket, nitrat ve gübrelerden, ilaçlardan dolayı içecek suyumuz kalmadı. Şimdi 150 yıllık suyun problemini ortadan kaldırdık. Bugün inşallah önümüzdeki sene geldiğinizde bu suyu birlikte kullanacağız. Başka doğalgazın 2 yıldır ben gittim sözleşmesini imzaladım. Sonra Cumhurbaşkanımız da karar aldı bize destek olarak. Teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza. Şimdi önümüzdeki yıl inşallah bu doğalgazımız da olacak. Ana yolumuz Sevimli yoluna kadar olacak. 4 gidiş, 4 dönüş, 12 kilometre prestij bir cadde. Oradan geldiğiniz, şehre girdiğiniz andan itibaren yatılı bölgenin öbür tarafından ta istasyona kadar olan bir alan. İnşallah Temmuz ayında göreceksiniz çiçekleriyle, ağaçlarıyla, kaldırımlarıyla ve ışıklarıyla mükemmel bir şehir olacak. Afrika görüntüsü vardı, Afrika'yı kaldırıyoruz. Bir Avrupa'yı şehir yaratıyoruz ki burası bu sınıra Urfa'ya yakışan bir ilçe olsun. Şimdi bu geldiğimiz yerde şeye ihtiyacımız vardı. Yani burada büyük özellikle öğretmenler noktasında 2500 öğretmenimiz var, 500'e yakın polisimiz var, 150 doktor ve sağlık teşkilatımız var, gümrük teşkilatımız var. Burada konut büyük bir sıkıntıydı. Büyük bir gayretle, büyük bir çabayla 15 ayın sonunda TOKİ'nin bugün 3. katındayız. 325 daire, 4 dükkan, 1 cami, 15 dönümde millet bahçesi şu anda hali hazırda, yani 3. katta inşaatına devam etmektedir. Onun yanında spor alanlarını gördünüz. Oraya 3 tane açık havuz koyduk, 3 tane halı saha koyduk. Köylere de 3 halı saha koyduk. 10 tane de basket sahasını bu şekilde Spor Bakanlığı'ndan getirip buranın hizmetine koyduk. Akçakale Spor'un sahasını yaptık. Orada sosyal tesislerinin biraz önce inşaatını gördünüz. Devam ediyor. Ondan sonra bugün valilikten ve YUKOP'tan ve bizim Büyükşehir'in desteğiyle orada da bir millet kütüphanesinin kararını aldık, parasını çıkarttık. İnşallah o da yakın bir zamanda faaliyette olacak. Millet Bahçesi Türkiye'nin, AK Parti'nin bu ülkeye büyük bir hediyesidir. Yani millet bahçeleri burası için gerekli. Fakat burada Urfa bu seçkin gazeteci heyeti kardeşlerimizin önünde şunu itiraf edeyim ki yani 20 dönüm, 10 dönüm, 5 dönüm Rubi araziyi
parka çevirmek sadece insana tesellidir. Şimdi gerçek parklar 50 dönüm ve büyük çapta parklar, burada devasa yerler elde ettik. İşte biraz önce gördüğünüz Millet Bahçesi 50 dönüm, içinde 50 yaşında çam ağacı, içine ilk olarak 310 bin nüfus var ve 310 bin nüfusun 130 bini Suriyeli, 7 tugayımız var, 50 bin asker, 130 bin de Akçakale var. Burada bir düğün salonu yok. Düşünün, Afrika gibi herkes sokakta, yağmurun altında, güneşin altında. Bu yani dediğimiz günün, hayatımızın en güzel gününü en kötü şekilde icra etme. Bunu da faaliyete aldık. İnşallah çok yakın bir zamanda gördüğünüz gibi inşaatı bitmek üzere. Onun içerisine sosyal donatılar, ondan sonra yürüyüş yolları, barbeküler, kebap yerleri, bunların hepsi tamam. Arkasından Devlet Su İşleri'nin 100 dönüm, yani Bolat'ta mevkiinde olan yeri aldık 15 ayın mücadelesi sonunda. Şimdi Çevre Bakanlığı'na Millet Bahçesi olarak takdimini yapıyoruz, yaptık dosya olarak, proje olarak. Orada da 15 milyon bir yatırımla orasını da Akçakale'nin hizmetine inşallah yakın tarihte devreye almış olacağız. Şehirde özellikle kadınlarımızın çok büyük sıkıntısı vardı. Hastane uzakta, hastaneye çocuğunu götürme noktasında ciddi sıkıntımız vardı. Otobüsleri getirdik, otobüsleri buradaki kardeşlerimizin emrine verdik ve bugün tıkır tıkır işleyen bir şehir içi trafiğimiz var. Allah'a şükür hanımlar ve çocuklar rahat etti. Hastanemiz var, eski hastane. Sağlık Bakanı'yla görüştüm. İnşallah 2 ay içerisinde eski hastanemizi devreye alacağız. Temmuz ayı içerisinde de ara istasyon dediğimiz Osmanlı Devleti'nden Abdülhamid'in demiryolu, Hicaz demiryolu inşallah Temmuz ayında işlemeye başlayacak. Antep'le, dünyayla inşallah Akçakale yeniden demiryolu üzerinden de bağlanmış olacak. Şimdi bu tabur binası var. Bizim şehrin içerisinde 42 dönüm. Savunma Bakanı ile kuvvet komutanlarıyla yaptığımız görüşmelerden mutabakata vardı. İnşallah orasını da Akçakale'ye bir millet bahçesi olarak. Oradaki ağaçlar 80 yaşında, onları çok önemsiyorum. Burada geçmişteki parklarımız en büyüğü 200 metrekare, 300 metrekareden ibaret. Şimdi düşünün 100 dönüm içinde 50 yaşında ağaç kaç 1300 metrekarelik yeşil alan demektir. Bunu artık sizler gözlerinizde gördünüz. Onu yapıyoruz. Şimdi Koruklu hepimizin hatıralarında var. Biraz önce başkanım da zikretti. Koruklu'yu da sosyal güvenlikten inşallah büyük bir gayretle çalışma içerisindeyiz. Orası da 32 dönüm. İçindeki ağaçlar 80 yaşında. Onu da yakın bir tarihte inşallah Akçakale'nin ve buradaki insanlarımızın hizmetine vermiş olacağız. Şimdi burada 2000 tane çöp kutusu getirdik. Bunlar 10 milyon civarında İhracatçılar Birliği'nden ve Belediyeler Birliği'nden, çeşitli yerlerden bunları hibe olarak getirdik. Onları Akçakale'nin ve köylerde hiçbir çöp kutusu yoktu. %50 şu anda ana yollarda çöp kutumuz var. Hedefimiz medeni, temiz ve güzel bir Akçakale yaratmak. Bu yoldaki gayretimiz bu çöp kutularıyla ilgilidir. Şehirde de bu Suriyelilerden dolayı çok ciddi bir kirlilik var. Bu kirliliği de önlemeye ve bunları da halka anlatarak çözmeye çalışıyoruz. Biraz önce şehrin en köşe yerini, en kötü yerlerinde dolaştınız. Allah'a şükür sokaklar pırıl pırıldı ve bunu da sağlamaya devam edeceğiz. Şimdi burada köy yollarında biz 1000 kilometreye yakın aşağı yukarı stabilize yol yapmışız. 30 kilometre asfalt yapmışız. 8 kilometrede beton asfalt yapmışız. 200 bin metre kare parke taşını da hibe bir kuruş ödemeden çeşitli yerlerden getirip bu şehrin hizmetine verdik. Şehir merkezinde parke taşı noktasında %95 şu anda bir sıkıntımız söz konusu değil. Yani onları çözdük. Onun yanında burada en büyük şey bu uyuşturucu müptelası ve buradaki kötü alışkanlıklar, bunları bertaraf etmek için benim çocuğum doktor, biri de kız da avukat. Bunlar nasıl doktor avukat olduysa buradaki çocukları doktor avukat iyi mesleklere yönlendirme noktasında bir dershane açtım. 150 kişilik dershanemiz çalışıyor. 30 tane saz getirdim. Sazlar da bu çocuklar hiç olmazsa sosyal aktivite olarak bu çocuklardan istifade etsin ve kötü alışkanlıklardan bunları kurtaralım. Onun yanında bir kütüphane kafe bu genç kardeşlerimize şu anda faal hale getirdik. Bir spor merkezini faal hale getirdik. Bunlar şu anda hepsi hali hazırda çalışıyor. Şimdi bizim burayla ilgili yani
imar planı revize noktasında çalışmamız devam ediyor. İnşallah yakın bir tarihte imar planının geri kalan kısmını da tamamlayacağız. Bunun yanında esas şunu iddiayla söylüyorum. Urfalılar her zaman Urfalı'yı küçümser ve bizde yabancı hayranlığı var. İşte şurada şu adam var. Antep'te Fatma Şahin var. Fatma Şahin uzayan kol bizden olsun. Bizim bakanımız, bizim başkanımız aynı zamanda belediyeler birliğinde. Antep'in de başkanı. İnanın, tekrar söylüyorum, araştırabilirsiniz. Türkiye'nin bugünkü şartlarında ve bugünkü kaynaklarla, bugünkü imkanlarla burada yarattığımız, yani bu 20 ayda bir mucizedir. Bir destanlık iştir. Şimdi biraz önce anlattığım çöp kutusu. 50 bin ağaç getirmişiz. 50 kilometre ağaç etmişiz. Buradan giderken lütfen dikkat edin. Haran Yokçatı'ndan itibaren Urfa'ya uzatıyoruz. 100 kilometre gidiş, 100 kilometre dönüş. Niye yapıyoruz? Evliya Çelebi demiş ki ben buradan giderken Halep'e ağaçlar altında gitti. Peki buradaki Urfalı kardeşlerimiz bu Evliya Çelebi dedemiz söylemiş sizlere bir şey düşmüyor mu? Fırat akarken, bu güneş varken, bu topraklar varken biz bunları çorak mı bırakmalıydık? Bunları çıplak mı bırakmalıydık? Bırakmamalıydık. Onun için bu gayretle bu yeşillendirme, ağaçlandırma işine devam ediyoruz. 50 bin ağaç getirdik, 50 kuruş vermedik. 10 milyonluk çöp kutusu getirdik, 1 kuruş vermedik. Bu millet bahçesini yaptık, büyükşehir desteğiyle yapıyoruz. Karayolları bu 8, 4 gidiş, 4 dönüş karayollarını getirdik ve bu işi yaptırdık. Bu Bolatlara, buradaki millet bahçesini hizmete açtık, diğer yerleri hizmete açıyoruz ve onun yanında 200 bin metrekare taş getirdik. Bu belediyeden, bu kaynaklardan bir kuruş para kullanmadık. Yani özet olarak düğün salonuyla, tokisiyle, çevre yollarıyla ve ana yoluyla, Suruç yoluyla, sınır kapısıyla hepsini faaliyete soktuk. Fakat biz kendi şu anda Büyükşehir Yasası'yla ilgili anlatıyorum. İçme suyu Büyükşehir'de, itfaiye Büyükşehir'de. Ondan sonra içme suyu Büyükşehir'de, ulaşım Büyükşehir'de, mezarlık Büyükşehir'de. Yani buranın belediye yasası olarak gelen bütün bakanlara söyledim. Bu şartlar altında belediye yasasının mutlaka değişmesi lazım. Kaynak ve imkan verilmesi lazım ki daha iyi hizmet yapalım. Fakat buna rağmen, bu olumsuz duruma rağmen canla başla gayretimizi ortaya koyduk, çabamızı ortaya koyduk ve bugün itibariyle Akçakale'nin sorunlarının %95'ini 20 ay gibi bir sürede kendi çevremizle, partimizdeki yetkili arkadaşlarımızla, milletvekilimiz mevcut olan bölgenin Ahmet Akay'la, buradaki ilçe başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve büyük bir çaba ve gayretle şehrin %95'inin yani mevcutluğunu dediğimiz sorunlarını çözdük. Fakat esas nokta, esas can alıcı nokta işsizlik. Bugün 4000 kişi işsiz ve belediyenin kapısında beni işe aldı. Takdir edersiniz ki belediyede çalışan 250 kişi çalışan bir yerde 4000 kişiyi nasıl kurtaracak? Biraz önce size anlattığım kamp vardı, 2000 kişi çalışıyordu. Bugün 2 kişi çalıştıracağınız bir alan yok. Burada 200 dönüm Urfa İsoğlu'nun üretimini yaptık ve bu üretimle ilgili 150 kadınımızı çalıştırdık. Biraz önce size takdim ettiğimiz paketler de bu ürünün, işte mahsulün sonuçları karşımızda. Onun yanında dün itibariyle Kalkınma Ajansı'ndan, Karaca'da Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız 3 dönüm üzerine kapalı bir alan. Orada iyi tekstil fabrikası yapıyoruz ve parası da hazır, yeri de hazır, bir an önce onu üretime sokacağız. Arkasından üniversitemizden 2 tane ambar aldık. Onları görme şansımız olmadı. Onları da tekstilin emrine vereceğiz. Ve burada inşallah bir 20 dönüm sera müracaatımız oldu. O da gerçekleşti. Onu da buradaki Akçakale ve buradaki kardeşlerimizin emrine vereceğiz. Ve en büyüğü organize sanayi. Organize sanayinin bulunduğu yer, yani Suruç'a 20 dakika, Urfa'ya 20 dakika Eyüp'e, Akçakale'ye 20 dakika ve Haran'a 20 dakika, 4 ilçenin kavşağında ve 10 bin dönüm üzerine kurulacak bir alan, 5 bin dönümü organize sanayine. Burada çok büyük fabrikalar olacak. Yarın sınır kapısıyla ilgili Suriye'de inşallah çok ciddi gelişmeler olacak. Barış olacak, ithalat olacak, ihracat olacak. Burası oranın üssü olacak ve bu noktada da bir gayretle, bir çabayla
bunu ihale aşamasına getirmek istiyoruz ki yatırımcıyı buraya getirelim. En büyük yaşadığımız felaket o zamanda yatırımcının, özellikle Orta Doğu'daki, dünyadaki ve İstanbul'daki yatırımcının pandemiden dolayı seyahat edememesi, buraya gelememesi, onun sıkıntısını yaşıyoruz. Onun dışında ciddi bir sıkıntımız yok. Bulunduğunuz bu alanda 14 tane aracımızı hibe getirdik. Kamyonu, kepçesi, grederi, çöp arabası, onlara da tek kuruş para ödemedik ve hepsini buradaki makine parkımıza kazandırdık. Onun dışında geçen yıl bütün Arap ülkelerinden, yurt dışındaki Müslümanlardan, Hint Müslümanlarından 25 milyon değerinde yiyecek, gıdasiye ve buradaki Suriyeli, Türk demeden, buradaki Akçakaleli demeden hepsine bu yardımları ulaştırdık. Geçen kışı rahat geçirmelerini sağladık. Bu noktada da dün itibariyle yine Türk Hava Yolları'nın bir şirketi ve Nun okulların verdiği bir destekle yine okullarımıza kıyafet dağıtmaya devam ediyoruz. Ve sonuç olarak şunu söyleyeyim. Yani bugün itibariyle geldiğimiz noktada 39 taziye evinin bir kısmını biz yaptık. Bir kısmının eksiğini tamamladık. Kadınların taziye evi yoktu bu şehirde. 3 tane kadın taziye evini hizmete soktuk. 3 tane okulu Araplara yaptırdık. Birisinin inşaatı bitti. İkisinin de inşaatı devam ediyor. Köy etme şeydi. Bunlara da destek vermeye devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde, geçmişte PYD bayrağı karşımızdaydı. Burada kapı kapalıydı. PYD bayrağı da yok. Kapı da açık. Askerlerimiz hem oraya hem buraya hakim. Burada huzur var, güven var ve önümüzde daha 3 yıl, 3 ay var. Bu tecrübeyle, bu aşkla, bu şevkle, milletvekilimizle, başkanlarımızla biz burada destan yazmaya devam edeceğiz. Urfa'nın önüne çok farklı bir Akçakale koyacağız ve Akçakale göreceksiniz ki önümüzdeki çok yakın bir tarihte şelaleleriyle, ağaçlarıyla, çiçekleriyle, yollarıyla, parklarıyla, her tarafıyla mükemmel bir batı ilçesinden farkı kalmayacak ve burayı Urfa'ya bir model yapacağız. Akçakale Urfa'ya en yakın olan ilçedir ve bağlantısı en fazla olan ilçe burasıdır. Biz bu gayretle Büyükşehir Başkanımızla burayı tamamen yapısını, kaderini, geleceğini, öğrencisini, okulunu, eğitimini biz hepsine destek vererek bir yere götürmek istiyoruz ve bir yere götürdük. Hastalık eğitimi de mahvetti. Sizler de buna şahitsiniz. Ben istiyordum ki geçen sene 2 tane eğitim koçu getirdim. Çünkü bana daha çok destek verir. Ama okul olmayınca, öğretmen olmayınca, ders olmayınca istediğiniz manada bir çabanın sonucu ortaya çıkmıyor. Ona çok üzülüyorum. Fakat biz bunların hiçbirisine aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Hem internet vasıtasıyla çocuklara destek veriyoruz, hem kitapçıklar vasıtasıyla destek veriyoruz ki bu çocuklar dediğimiz manada bu ülkeye yararlı çocuklar olsunlar. 50 bin çocuk var elimizde. Bunlar 50 bin altın değerinde. Çok kıymetli bir fırsattır bu ülke için. Bunları da, bu fırsatları da bu ülkenin önüne koyacağız.